Türkiye çok zor bir süreçten geçiyor. Bir daha ifade edeyim. Türkiye çok zor bir süreçten geçiyor. Olay bir parti olayı olmayı çoktan aşmış vaziyette. Olay bir Türkiye olayıdır. Beraberliğimiz, birlikteliğimiz, kucaklaşmamız, helalleşmemiz gerekiyor. Pırıl pırıl evlatlarımız geleceklerini yurt dışında arıyorlarsa her birimizin sorumluluğu var demektir. Her birimiz evlatlarımıza karşı sorumluyuz. Ülkemize karşı sorumluyuz. Birlikte hareket etmek zorundayız. Birlikte mücadele etmek zorundayız. Bu ülkeye demokrasiyi getirmek, bu ülkeye düşünce özgürlüğünü getirmek, bu ülkede işsizliği bitirmek, bu ülkede çalışanın, üretenin kazanabileceği bir atmosferi yaratmak hepimizin görevidir. Biz artı 6 partinin genel başkanı olarak bir araya geliyoruz, uzlaşıyoruz, kucaklaşıyoruz, helalleşiyoruz, demokrasiyi getirmek istiyoruz. Pırıl pırıl gençlerimizin bu ülkede çalışmasını, bu ülkede kazanmasını istiyoruz. Her evde huzurun, her evde bereketin olmasını istiyoruz. İstiyoruz ki esnaf kazansın, taksici kazansın, şoförü kazansın, sanayici kazansın, çiftçi, besici kazansın, herkes kazansın. Ama bugün Türkiye'de saydığım alın teri dökenlerin tamamı kaybediyor. Bir avuç kişi tepecilere, bir avuç tepeciye hep beraber 85 milyon kişi adeta çalışıyoruz. Bakın bugün kur korumalı mevduata 6 ayda ödediğimiz para 60 milyar 600 milyon Türk lirası. Bir daha ifade edeyim. Bir avuç kişiye ödediğimiz kur korumalı mevduat dolayısıyla ödediğimiz faiz 60 milyar liranın üzerinde. 60 milyar lirayı kazananlar hiç vergi ödemeyecekler. Alın teri dökmeyecekler. Bir yerde çalışmayacaklar. Bir riske girmeyecekler. Söylediğim 60 milyar lirayı bizler ödeyeceğiz. Bu ülkenin esnafı ödeyecek. Bu ülkenin çiftçisi ödeyecek. Ama benim size sözüm söz, bu ülkenin çiftçisi kazanacak, esnafı kazanacak. Sözüm söz, unutmayın. Bay Kemal'in sözüdür bu söz. Size güveniyorum, size inanıyorum. Sizinle beraber yürüyorum. Bir sözüm daha var. Benim saraylarda yaşama gibi bir alışkanlığım hiç olmadı. Bundan sonra da hiç olmayacak. Bizler bu ülkede yaşayan 85 milyonun hakkını, hukukunu savunacağız. Bunun için mücadele edeceğiz. Bunun için yola çıktık ve bu yol kutsal bir yoldur. Bu yol bağımsızlığımızın tescil edilmesi gereken bir yoldur. Diyeceksiniz ki ne oldu da bağımsızlığımıza ilgili bir laf söylediniz? Akkuyu'da nükleer santral yapılıyor değil mi? Yeri bize ait. Ama santral bize ait değil. Limanlar verdiler bize ait ama biz kullanamıyoruz. Dünyanın en pahalı elektriğini alacağız, elektrik garantisi verdik. 7 milyar dolar ödemeleri gereken vergi 7 milyar doları dahi ödemeyecekler. Onları stratejik bölge ilan ettiler. Şimdi soruyorum. Akkuyu nükleer santralinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ne faydası var? Ne faydası var? Alıcısı biziz. Alın teri döken biziz. Kazanan onlar oluyor. Bu ülkede kim çalışıyorsa, kim üretiyorsa, kim alın teri döküyorsa onların kazanması lazım. Onların kaybettiği, sadece tefecilerin kazandığı bir düzeni hep beraber değiştireceğiz. Bu düzeni değiştirmede en büyük güvencem sizlersiniz. En büyük güvencem sizlersiniz. Dolayısıyla beraber olacağız. Dolayısıyla birlikte olacağız. Dolayısıyla birlikte mücadele edeceğiz. Bay Kemal her kuruşun hesabını verir. Her kuruşun hesabını vermek isteyen kişi televizyonlarda karşıma çıkar ve hesabını sorar. Hiç meraklanmayın. Bu
Bu korkunun eseridir arkadaşlar. Korkunun eseridir. Hiç kimse unutmasın, geliyor, gelmekte olan. Bu ülkede adalet istiyor musunuz? Bize katılacaksınız. Bu ülkede demokrasi istiyor musunuz? Bize katılacaksınız. Bu ülkede hükümetin topladığı vergilerin hesabının millete verilmesini istiyor musunuz? Bize katılacaksınız. Bu ülkede hak, hukuk, adalet olsun istiyor musunuz? Bize katılacaksınız. Beraber yürüyeceğiz. Demokrasinin ayak sesleri geliyor. Özgürlüğün ayak sesleri geliyor. Hakkın, hukukun ayak sesleri geliyor. Adaletin ayak sesleri geliyor. Birileri korkuyor. Birileri panik içinde. Hiç ama hiç sizi üzmesin onlar. Allah'ın izniyle hep birlikte, hep beraber mücadele ederek haramilerin saltanatını yıkacağız. Haramilerin saltanatını yıkacağız. Bu ülkeye haramiler değil, bu ülkeye demokratlar lazım. Bu ülkeye soyguncular değil, bu ülkeye özveride bulunan politikacılar lazım. Bu ülkeyi sayanlar değil, bu ülkeye alın terini katık olarak kullanan siyasetçiler lazım. Bunu yapacağız. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.